Şimdi Yasin'le ilgili neler yapabiliriz ona bakalım. İnanılmaz iddialar yine var. Köyde havada uçuşuyor. İnanılmaz çelişkiler var. Siz de görüyorsunuz. Okuyorum mesajları. Çok haklısınız. Ama bu çelişkilerin ortaya koymaya devam edeceğiz. Yine dün Ümmü ağzından bir şey kaçırdı. Bakalım ben ne demek istedim diye lafı geç çevirecek mi? O ağzından kaçırdığı şeye sahip çıkacak mı? Çok merak ediyorum Ümmü'cüğüm. Hatırlıyor musun ne olduğunu? Ben hatırlıyorum ve ekranlara biz onu kaydettik. Ama önce dün hatırlıyoruz. Kayıp Yasin'le ilgili sır dolu olaylar çoğalıyor. Ümmü neden kanlar içinde kaldı? Sen arkadaşım dövdüysen dövdüm de. Ben de diyorum ki bak. Ekmek vermedim de. Ama sonuçta yine bu köylü senin arkanda. Ben de diyorum ki benim arkamda kimse olmaz. Benim arkamda kimse olmaz. Düşürmenin bir anlamı yok. Bunları ben yaptım, kabul ettim haydi. Amaç ne? Bir şeyden dolayı biz tartıştık. Sadece burnum kanadı, yeli değdi. Ben de sinirlendim o anda, nereye gidebilirim dedim, en yakın Aysel abla gibi görünce o yanına çektim gitti. Ya adam öyle demiyor ki. Adam kafa yarılmış diyor. Akarta iz yapmış, hayır. Sen orada dayak yediğini biliyorsun. Bunu saklamana gerek yok. Silahla koyun arada Ümmü'yü kovaladılar dediler. Bak bunu da söylediler ya. Ümmü ve Ali Işık arasında neler oluyor? Ali Işık'la Ümmü'yle mezarlığın altında, eski köylerde, dere yollarında çok inek güttüklerini biliyorum. Nerede gördün sen Durmuş Beypeki'yi? Çok gördüm ben beraber bal sıkıp yediklerini. Köyde çoğu kişiyi suçluyorum ama... İstediğinizi yapın bak! Arkamıza koymayın! Ben şimdi bir şeyler söylerim de bu adama yeri ve vakti saati hiç değil. O adam benim ağam, babam yaşında. Suçlanan bakkal ve arkadaşı Kasım canlı yayında yüzleşti. Çelişkiler çoğaldı. Kendisi bana söyledi. Benim oğlan da gelecek, onu da getirir misin gelirken diye söyledi. Tamam, oğlunu getirdin. Dilik diyorsunuz siz Mehmet'e. Getirdin, tamam. Sonra? Çocuğun valizi vardı. Valizini kendisini evin önüne indirdim. Dilik bana çay teklif etti. Ben işim var, gideceğim dedim. Nereye gideceksin? Böyle böyle tel sökmeye gideceğim dedim. O zaman ben de gideyim dedi. Kekliği bir bastırayım dedi. 5.5 civarlarında falan. Kaça kadar Kasım Çelik'le beraberdin Mehmet Bey? Ne zamana kadar biliyorum. Hanımım bana telefon çekip de köye Yasin kayboldu. Ne duyuyorsun, neredesin dediğine kadar ben dağdaydım. Hoparlör meselesi. Kasım o sırada yok yanında. Hoparlör de açılmamış. Hoparlör meselesini hatırlamıyorsun. Biliyorsun. Yalan söylemiyorum. Hatırlamıyorum onu. Ben onun telefonundan evimi aramıştım. Öyle bir arama yok. Hocam ben yalan söylemiyorum. Evet, bakkal ilerleyen dakikalarda yayında olacak, bir soru sormuştu. O sorunun yanıtını tam alırken dün yayın bitmişti. Onu birazdan konuşacağız ama Ali Işık, Havva, Yavuz'un kardeşi Havva'nın da aslında eve gelip gitmesini hiç hoşlanmadığı Ali Işık'la ilgili olarak iddialar havada uçuşuyor. Şüpheler arasında o da var. Hatta benim de dikkatimi çekmişti. Yani ya sevgili Yavuz, senin oğlun kaybolduktan sonra anlamlı bir şekilde seninle yakınlaşıyor ama öncesinde bir şey yok aranızda. Yani gelip gidiyor, babanla işte konuşuyor falan vesaire. Ama bu kadar hakkında iddia olan bir insan, Durmuş Yılmaz bu arada bu iddiaları söylüyor. Durmuş Yılmaz canlı yayında karşımda, onu bir görelim. Ali Işık da canlı yayında karşımda, bütün iddialara yanıt verecek. Ben reklam arasında da söyledim. Yani Ali Işık'la ilgili bu kadar iddialar varken, Durmuş Yılmaz'ın eşine bunları yaptığı iddia ediliyor. Karısına 170 kez aramış, 46 kez mesaj çekmiş bir insanı. Sen nasıl ava gidersin, nasıl Ümmü'nün yanına nasıl tutarsın? Ne zaman olduğunu sorun Didem abla. Soracağım, onu da soracağım yani hepsini. Durmuş'a sorun hangi zaman diye. Durmuş, Ali Işık yüzünden eşimden boşanıyorum diyorsun. Ne zaman oldu bu olay? Boşandım zaten. Bitti mi zaman boşan? Olarak söylesin. Tamam söyle, ne zaman oldu Durmuş? Geçen sene Şubat. Bitti. Geçen sene Şubat. Mesajları ne zaman yakaladın peki? Geçen sene Şubat'ta. Geçen sene Şubat'ta yakaladın. Şimdi geçen sene Şubat'ta yakaladıysan Yavuz da, pardon, Yasin de 5 yıl önce kayboldu. Peki bu kişi daha öncesinde de başka kadınlara da, şimdi Ümmü'ye de Yasin kaybolmadan önce bu şeylerde bulunuyor. Başka insanların eşlerinde de Ali Işık bulundu mu bulunmadı mı bilmiyorum ama ister Yasin kaybolduktan sonra olsun bitmez. Bak öncesinde de senin eşine, sende bu güzellik var, harcanıyorsun lafını kullanıyorsa, tamam mı Yavuzcuğum? Senin eşine bu lafı kullanıyorsa bu şaka değil yani.
Ya, Durmuş bir şey rica edeceğim. Peki eşine sen sormadın mı? İnsan bu yüzden eşinden boşanır mı? Eşin karşılık mı veriyor? Niye eşinden boşandın? Anlamadım yani. Hata, şimdi Ali Bey'e de soracağım da. Hata Ali Bey'in hatası. Sen niye eşinden boşandın? Hata bizimkinde de var. Onu ben kabul ederim. Ha, eşin ne yapmış peki senin? Karşılık mı vermiş tabii. Ali Bey'e? Tabii. Aa. Ya neyse niye boşanayım da? Tabii niye boşanayım ya neyse. E peki aralarında bir ilişki mi varmış? Orasını bilmiyorum. Bizde sadece benim elimdeki dokümanlarda 2 dakika 26 saniye ve bizim atılan bizden giden meşaz. İyi anlaşılsın burası bak. Bizden giden meşazlar var. Bir de konuşmanın saniyeleri var. İçerikleri yok. Hmm. Ama aramalar da var. Ali Işık, siz Durmuş Yılmaz'ın eşiyle karısıyla bir ilişki mi yaşadınız? Hayır. E bu 176 arama ne peki? Şimdi Durmuş'un babası benim kayınım oldu. Durmuş kendisi eşine... Evet. Durmuş'un babası senin eşinin kardeşi. Aynen öyle. Şimdi eğer sen mesajları attıysan kendisi... geline o zaman. Bak, geline bir şey de bu. Aa, korkunç o zaman bu. Aman tanrım. Bak şimdi benim Durmuş'un eşiyle en ufak bir ilişki veya bir şeyim yok. Durmuş'un kendi karısına eziyet edip de bana enişte beni bir iletiver dedi demek için aradıkları var. Ne diyor, ne diyor size? Babasından yardım istemiyor da eniştesinden mi yardım istiyor? Çok saçma. Ne istedi sizden yardım? Beni annemin yanına bir iletiver. Bana eziyet ediyor. Şimdi kendisi karısına kıza gösterdi. Şimdi bak Ali Bey, ben şunu anlamıyorum. Durmuş senin, pardon, şeyin kızın babası hayat, senin kaynın hayatta değil mi? Hayatta. E tamam, babası var, kızın babası var. Kız babasını aramak yerine seni niye arıyor kızın peki? Kızın babası değil. Bak yanlış anlaşılıyor. Kızın babası değil. Durmuş'un babası. Durmuş'un babası sizin eşinizin kardeşi mi? Evet. Yani kayınbiraderiniz. Yani işte kayınbiraderi. 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 Aynen öyle. E tamam. Sizi niye arıyor? Sizi niye? Siz eniştesiniz evet. Yani. Babasını arar. Şimdi, ne bileyim kayınpederini arar. Ne başkasını arar. Bir, kayınpederiyle sizde... birlikte oturuyorlar. Tamam, o birlikte oturuyor. Tamam peki, o birlikte oturuyor. Bak Ümmü Muhtar'dan şimdi... yardım istiyor. Tamam mı? Babasından yardım istiyor. Senden niye istiyorlar? Ben onu anlamadım. Ali Işık. Beni annemin evine bir iletiver. Bana eziyet ediyor Durmuş diye. Bak kaynatam demiyor. Kayınlam demiyor. Durmuş bana eziyet etti diye. Ya Ali Bey, bu kızın elinde telefon yok mu? Var. Annesini arasın, babasını arasın. Sen niye giriyorsun burada devreye? Ve üstelik dün Durmuş'un söylediği mesajlar da hiç öyle yardım isteyen bir kızın attığı mesajlar değil yani. Ya da sizin ona yazdıklarınız. Ya Durmuş'un yaptıkları hatalı olabilir. Yani onları yaptıysa zaten cezasını çeksin de. Karısının üzerine tütünle söndürmek falan ne demek yani? Ama ben şunu anladım. Bizim mevzumuz şu. Ben sizi niye bu yüzleşmeyi yapıyorum? Niye konuşuyorum? Çünkü bu meselenin acaba köyde ne kadar konuşulduğu, sizin böyle başka kadınları da taciz ettiğinizle ilgili iddialar var mı? Siz bunları yaptığınız için de acaba Ümmü'yü de taciz etmiş olabilir misiniz ki bence sizin Ümmü'ye söylediğiniz sözler tamamen taciz yani. Ali Işık sizin başkasının eşine sen güzelsin, harcanıyorsun lafını söyleyemezsiniz yani. Tamam mı? Siz bunu söyleyemezsiniz ben yani. Ben öyle bir şey konuşmadım. Biraz da beni dinleyin. Şimdi Durmuş hani diyor ya. Evet. Durmuş diyor ya, mezarın altılarında, dere yollarında inek güttü Ümmü'yle diye. Ben ömrümde oraya inek sallamadım. O kafa sallayıp durma. Ne oldu? Niye kafa salladın? Ne oldu? Yok, adama kafa sallıyor. Adamı dinle. Neye kafa salladım? Ona söyle. Ömrümde ben o dere yolu veya mezar altı dediği yerlere inek salmadım. Benim iki ineğim var. Koyun üstünde bu derdim zaten. Tamam dur bir dakika. Ümmü'yü tek göreyim. Ümmü'yü tek göreyim.